işte orada. Dünyada in ben. Ayıp, şu haline bak. Bir de erkek olacaksın. Erkeklik para etmiyor bu gibi ahvalde Serpilciğim. Peki ne olacak? Burada yerimizde mi sayacağız? Ne yapalım? Necdet, erkek olduğunu göster. Ben iddiasız bir adamımdır kardeşim. Siz önden gidin, ben arkanızdan gelirim. Ama uzattın. Yürüyor musun, yürümüyor musun? Yoksa sesleneyim mi aşağıya? Yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Hadi yürü öyleyse. Vay canına! İşte şimdi mahvolduk arkadaşlar. Geri dönsek. Dizlerimin bağı çözüldü. Yürüyecek halim yok. Katibi uyandırmalarına engel olsak. Hadi göster marifetleri. Hadi. Ben ne yaparsam siz de onu yapın. Peki. Daha kuvvetli, daha kuvvetli. Orkestra neden sustu? Zembereyi boşaldı, görmüyor musun? Hay Allah! Otelde rehin kalacaksınız diye çok korktum. Neler oldu? Neler? Onu ne sen sor ne biz söyleyelim. Atlatıncaya kadar öldük. Atlatıncaya kadar akla karayı seçtik. Tabii. Orkestra nerede? Sabahleyin erkenden haber vermeden gitmişler. Vay alçaklar! Orkestrasız nasıl oynarız? Gramofonla! Olur mu ya? Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz! Olmaz. Şimdi beni dinleyin bakayım! Siz asıl beni dinleyin! Geldiniz geleli tiyatron müşteri yüzü görmüyor! Dükkanımın şerefini iki paralık ettiniz! Bu yetmiyormuş gibi Azmin'in elinden bir şey kurtulmaz diye de benimle alay ediyorsunuz! Bu ne cüret, bu ne küstahlık! Vallahi aramızda konuşuyorduk, adınız bile geçmedi! Tabii canım, aramızda konuşuyorduk, hem hiç sizi işletir miyiz Azmi Beyciğim? İşletmek mi, o da ne demek? Yani... Gırgır yani! Dinleyin beni, sizden de operatinizden de bıktım! Usandım! Kravatınız ne kadar şık Azmi Bey! Yani... kravatınız yani, elbisenize ne kadar uymuş! Şunu iyi bilin ki... Çok şık bir erkeksiniz! Evet! Dünyanın en güzel erkeğisiniz! Hatta Romeo bile yanınızda sönük kalır! Romeo da kim? Romeo karşıdaki bakkal. Beni bakkala benzettiniz ha? O çok güzel bir bakkal. Hayır, çok güzel bir bakkala, çok güzel. Aynı zamanda başka ne diyecektim? Aynı zamanda siz aynı çok zamanda temiz kalpli bir insansınız. Arap, Arap sabununla çok yıkanmış kadar temiz kalplisiniz. Öyle değil mi çocuklar? Yeter! Ama... Geçen seferki gibi kafese girmem bir daha. Benden aldığınız avansı en kısa zamanda bana iade etmezseniz... Ben yapacağımı bilirim! Ne yapar acaba Supriciğim? Bilmem! Haline bakacak olursan pek iyi bir şey yapacağa benzemiyor, bakalım! Göreceğiz! Bir şey söyleyecektiniz Faik baba, lafınız yarım kaldı! Konuşacak hal mi bıraktı bende bu herif evlat? Peki biz ne olacağız? Onun orasını ben de bilmiyorum! Gördünüz ya, verdiği avansı geri istiyor! Ne saçma şey! Otele olan borcumuzu kim ödeyecek? Ben ödeyeceğim elbet! Sokakta kaldık! Tamam, sokakta hemen de kaldık demektir! Hani ayıp olmasın ama sormadan edemeyeceğim! Bundan sonra hangi lokantada yiyeceğiz? Olanların hepsine taktık, yeni bir lokantanın açılmasını bekleyeceğiz, çare yok ki! Bırakın boş lafı şimdi, bu gece ne yapıyoruz? Perdeyi açacak mıyız? Bana göre ama hoş! Yani gramofonla oynamayı kabul ederseniz olur! Bir de bomba salonda oynamayı göze alırsan olur elbette! Sen ne dersin? Anlaşıldı, ne bu gece ne başka gece, perde açılmayacak! Bu iş burada biter! Öyleyse toplayalım eşyalarını! Hemen de sopayı veriyorsunuz! Ben zaten bu işin böyle olacağını biliyordum! Biliyordun da neden katıldın bize öyleyse? Aptallığımdan! Ne var, ne oluyor? Ne olacak, heyet dağıldı. Başımızın çaresine bakmamız lazım. İstanbul'a nasıl döneceğiz bilmem. Ya ben Lübnan'a nasıl giderim? Demek hepiniz döneceksiniz. Evet, evet, başka çaremiz yok. Halbuki ben buradan ayrılmak istemiyorum. Yoksa sen buralı mısın Suzan abla? Hayır. 20 yıl önce bir kere daha gelmiştim buraya.
O zaman gardıropçu değildim. 20 yaşındaydım. Sizin gibi bir operet artistiydim. Sizin gibi yalnız olmak hevesindeydim. Bize bundan hiç bahsetmemiştin Suzan abla. Fırsat olmadı. Hayatımın en tatlı günleri burada geçti. Büyük bir aşk mı? Hayır, çok tatlı bir macera. Anlat Suzan abla! Anlat! Peki anlat! Bir gece tiyatrodan çıkıyordum. Beni adeta kaçırdı. Ertesi sabah köşkünde uyandım. Uzun sürdü mü bari? Bir ay. Ne unutulmaz günlerdi onlar. O zaman bana verdiği yüzü hiç parmağımdan çıkarmadım. İşte bakın! Bakayım! Bir de marka var üzerinde! K harfi! Ben de bakayım! Ben de bakayım, ne olur! Ben de bakayım çocuklar! Ay, ben de bakayım! Çok mu zengindi? Evet ama en mühimi, nazik, kibar, son derece iyi kalpli bir insandı. Madem öyle, neden görmek istemiyorsun onu? Belki bize faydası dokunur. Tabii! Hayır, doğru olmaz! Hem beni bugünkü halimle görmesini istemem. Senin görünmene lüzum yok, aklıma bir şey geldi. Ne? Eğer muvaffak olursak hepimiz kurtuluruz. Tamam! Neydi adamın ismi? Aklınıza geleni biliyorum. Fakat adını söyleyemem. O benim için tatlı bir sır olarak kalacak. Ne olursun söyle Suzan abla! İsmi neydi, hadi! Başka bir kurtuluş çaremiz yok Suzan abla, ne olursun! Ne yapayım bilmem ki, sizi bırakmak da istemiyorum. Hadi Suzan abla! Suzan abla neydi adı? Ona Cici derdim. Asıl adı neydi? Kenan. Kenan Kocamaz. Nerede kalmıştı? 35. bölümde Kenan. Evet, devam edelim lütfen. 35. bölüm Asuman'la başlar. Asuman emsalsiz bir sarışındı. Sonra gönüle gönül verdim. Deli gönlümün gönülden çekmediği kalmadı. O da sarışın mıydı? Aa, ikazına teşekkür ederim. Gerçekten önemli bir nokta bu. Hayır, sarışın değildi, esmerdi. Esmerlerin en güzeli. Gönlüm gönülde, gönül gönlümde kaldı. Sonra Ülker fırtınasına yakalandım. Ger fırtınası mı? Tamam. Yanlışlık yok. Mevzu dışına çıkmadık. Ülker beni adını taşıyan fırtına gibi kasıp kavuran bir kumraldı. Derken efendim, tesadüfler karşıma Emel'i çıkardı. Emel'de bütün emellerime kavuşmak üzereydim ki nur hayat hayatımı nurlandırdı. Bu yüzden Emel'e de, emellerime de veda etmek zorunda kaldım. Ne hazin değil mi? Cidden öyle. Evet, ne diyorduk? Satır başı. Bu ara doktorumun tavsiyelerini yerine getirmek mecburiyetini hissettim ve bir özel kliniğe çekilerek uzunca bir müddet istirahat etmek istedim. Bundan sonra koleksiyonunuzu oğlunuz mu devam etti? Oğlumu gördünüz mü? Evet, çok yakışıklı bir genç. Tabii canım, babasına benziyor. Onun koleksiyonu sizinkinden daha zengin olmalı. Yanılıyorsunuz. Oğlum şimdiye kadar bir tek kadınla bile alakadar olmadı. Bütün merakı böcekler. Gözü onlardan başka bir şey görmüyor. Çok üzülüyorum bu haline. Oğlunuzun alakasını çekmek için böcek olmayı isterdim doğrusu. Keşke o da sizin gibi düşünse. Baba, yol hazırlığımız bitti, seni bekliyoruz. Hayret dolusu! Çok cins bir şey! Cinstir oğlum, hem de iyi cinstir! Yakından tetkik edebilir miyim? Tabii edebilirsin, çekinme! Lütfen çıkarır mısınız? Neyi? Kelebeği canım, yani broşu! Koleksiyonumdaki mavi beneklinin tıpkısı! Çok güzel, çok güzel! Canlısından hiç farkı yok! Buyurun. Geç kalıyoruz baba, yola çıkmak için Şadan beni bekliyor. Gördünüz ya! Uzun saçlı, ceylan bacaklı, ahu gözlü böcekler onu hiç alakadar etmiyor. Şimdi de mızmız böceğini aramak için güneye gidecek. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın geleyim mi? Ben size haber veririm. Allah'a ısmarladık. Güle güle kızım. Biliyor musun Şadan, kendisine olan bütün saygıma rağmen dünyaya gelmeme sebep olan babam koleksiyonumun en acayip kelebi.
Babanın hercai olmakta hakkı da var anne. Şu kelebeğin cinsi ne acaba? Hangisini? Hangisi olacak canım? Önümüzden geçenin. Bak nasıl uçuyor. O kelebek Havva anamızın cinsinden. Beni ilgilendirmez. Babam nerede kaldı? Ha, Salih Efendi göründü. Baban da neredeyse gelir. Tüpey bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? Böcek koleksiyonuma dikkat et Salih Efendi. Laboratuvarıma da senden başka kimse girmeyecek. Hiç merak etmeyin, onlara gözüm gibi bakıcıyım. Demek nihayet yola çıkıyorsunuz. Evet enişte. Sakın şu mızmız böceğini bulmadan gelmeyin. Bulacağız enişte, bulacağız. Bu araştırmalarda bize karşı göstermiş olduğunuz şeyden dolayı, çok şeyden yani ondan dolayı... Yorma kendini Şah'dan, ne demek istediğini anlıyorum. Hadi yolunuz açık olsun. Yolun açık olsun oğlum. Allah'a ısmarladık baba. Allah'a ısmarladık enişte. Yolunuz açık olsun, güle güle. Güle güle yavrum. Güle güle, güle güle! Bilemezsin, oğlumun gidişine ne kadar üzülüyorum Salih Efendi. Üzgün görünmeseniz de olur beyefendiciğim, nasıl olsa yalnız kaldık. Evet Salih Efendi, nihayet yalnız kaldık. Onun yaşındayken ben de kelebek meraklısıydım ama cinsleri ayrıydı onların. Sen iyi bilirsin, ilim güzel şeydir, iyi şeydir ama insan hayattan tad almasını da bilmeli. Anlaşıldı. Beyefendiciğim galiba bu akşam küçük salonda iki kişilik bir sofra kurdurmam icap edecek. Beyefendi, yüzüğün içine Feride Hanım'ın ismini yazdırayım, değil mi? Senin de gözünden hiçbir şey kaçmaz Salih Efendi. Rica ederim, rica ederim, siz buyurun efendim, buyurun. Ne o? Yüzük kutusunu da mı getirdin? Kaç tane kalmış içinde? 9 tane. 9 tane mi? 9 tane. En son ne zaman yaptırmıştık bunlardan? 6 ay önce 12 taneydi. 12'den 3 çıkınca 9 kalır. Bütün kış boyunca bu yüzüklerden 3 tane mi hediye ettin? İhtiyarlıyorum galiba Salih Efendi. Feride için ayırdığımı bir kutuya koy. Kapı çalıyor. Misafirimizin gelmesine bir hayli zaman var. Kim olursa olsun atlat. Onu bana bırak. Kenan Kocamaz Bey'i görmek istiyorum. İzmir'den geliyorum. Kenan Kocamaz Bey'i göremezsiniz. Şahsi bir iş için. Randevunuz var mı? Yok ama onu mutlaka görmem lazım. Kendisine bir defa sorayım. Siz şöyle salonda bekleyin biraz. Ben Kenan Bey'e bir haber vereyim. Genç bir kız sizinle görüşmek istiyor. Atlatamadın mı? Atlatamadım. Şahsi bir mesele için sizi muhakkak görmesi lazımmış. Ta İzmir'den geliyormuş. Güzel mi bari? Kendiniz görün, kız büyük salonda. Ya. Affedersiniz, buyurun efendim, buyurun. Çok sevimli. Vallahi. Yüzü de güzel, gözlerini de beğendim ama bu akşam sırası değil. Yapma ya. Tatlılıkla savmalı. Yapmasaydın, savmasaydın efendiciğim ya. Ah ah ah. Beni mi aradınız küçük hanım? Kenan Kocamaz siz misiniz? Evet. Ne var? Niçin bana öyle bakıyorsunuz? Şu anda ne kadar heyecanlıyım bilseniz. Heyecanlı mı? Neden? Siz dünyanın en kibar, en iyi kalpli insanısınız. Yakışıklı, nazik. Öyle mi? Oturun şöyle bakayım. Buraya niçin geldiğimi bilseniz? Herhalde köşkte bir iş istiyorsunuz. Kadro dolu ama sizin için bir şey düşünebiliriz. Bir tavsiye mektubunuz falan var mı? Var. Mektuptan ziyade bir... Bakın. Yüzük! Evet, yüzük! Özür dilerim, kafa kalmadı ki bende. Bana hatırlatır mısınız lütfen? Ben bu yüzüğü size ne zaman verdim? 18 Eylül 1941'de. 18 Eylül 1941'de, güzel! Ne dediniz, 1941'de mi?
1941 ha. Fakat nasıl olur, siz daha doğmamıştınız bile o zaman. O tarihten birkaç ay sonra doğdum efendim. Sizin sayenizde. Yoksa unuttunuz mu Suzan'ı? Küçük dansözü. Hani bir gece oyundan sonra onu bir köşke davet etmişsiniz. İşte o benim annem. Sizi bulup bu yüzüğü göstermemi istedi. Yo, bu işte bir yanlışlık olacak. Hafızam çok kuvvetlidir, kolay kolay unutmam. Peki ya bu yüzük? Evet, tabii, tabii. Bu yüzük delil yerine geçebilir. Ya anneniz, o ne diyor? Kat'i surette emin mi bu işten? Elbette. Size doğum tarihimi de söyleyeyim isterseniz. 2 Haziran 942. Bir hayli çapraşık bir mesele. Ne diyeceğimi şaşırdım. Özür dilerim. Bir dakika müsaade edin bana. Salih, fişleri çıkar çabuk, fişleri çıkar! Hayrola, ne oldu beyefendiciğim? Şimdi anlarsın, S harfinden Suzan'ı ara. Çabuktan sözmüş. Suzan, evet. Dansöz. Suzan. 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 Sen hatırlıyor musun böyle bir kimseyi? Hatırlayamıyorum beyefendiciğim. İşin garibi, ben de hatırlayamıyorum. İşte ha, Sadiye, Saniye, Siniha, Semahat, Sebahat, Serpil, Sumru, Suzan. Tamam, buldum işte ha! Oku, ne yazıyor? Suzan Kumru, operet artisti, dansöz, güzel bir kız. Köşke davet edildi. Tarih kaç tarih? 26 Ağustos'ta başlayan macera, 18 Eylül'de sona ermiş, yıl 1941. Tamam, tarihler de tutuyor. Tutuyor, tutuyor. Salih Efendi, sözlerime iyi kulak ver. İçeride salonda oturan kız var ya. Var. İşte o kız benim kızım. Tebrik ederim. Bu işe şaşmadın mı? Hayır, ben asıl bu işin şimdiye kadar başınıza gelmediğine şaşıyordum. Bizde bir resim var mı bu Suzan'ın? Var. Fişleri tanzim ederken fotoğrafı hiç ihmal etmem. Dur, bir numarasına bakayım. Dur, bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Ha işte bak. Tuhaf değil mi? Bu resim benim için pek bir şey ifade etmiyor. Üstelik kız da annesine pek öyle benzemiyor, kız daha güzel. Babasına çekmiş efendiciğim. Salih efendi, benim yerimde olsan, habersiz çıkıveren böyle bir kıza ne yaparsın? Ne mi yaparım? Hı-hı. Önce bağrıma basarım, sonra da öper koklarım. Ben de öyle yapayım bari. Yapın. Yapın ama, baba şefkatiyle. Elbette, sen beni ne sanıyorsun? O daha çocuk, hem de benim çocuğum. Sen Suzan'ın resmini çabuk çerçevele duvara as! Tabii, tabii. Gel bakayım yavrum, adın ne senin? Leyla. Ne güzel isim! Leyla, babanı öpmek için daha ne bekliyorsun? Gel babana! Babacığım! Benim küçücük kızım, ne tatlı şeymişsin sen böyle, ha? Baba şefkatiyle beyefendiciğim, baba şefkatiyle! Tabii, tabii! Tanıştırayım sizi, Salih efendi, evimizin emektarı, tam 25 senedir kahrımı çeker! Memnun oldum Salih efendi! Hoş geldiniz küçük hanım! Memnuniyetini göstermek için kucaklamana lüzum yok Salih efendi! Dede şefkatiyle öpecektim beyefendiciğim! Bundan böyle bu köşkte kalacaksın yavrum! Gel sana köşkü gezdireyim, kendi odanı kendin seç! Ama sizi rahatsız etmek için gelmedim buraya ben! O nasıl söz, sen buranın sahibisin! Gel, önce kütüphaneden başlayalım! Ah, ah! Ah, yaradana kurban! Allah'ım! Sen yaşta bir genç kız boş vakitlerini okumakla geçirmeli. Bak, seni alakadar edecek bir şey göstereceğim yavrum. Annen! Gece gündüz ona bakar dururum, gözümün önünden bir an ayırmam. Ama biraz evvel onu hatırlamadınız. Annen iyi bir sanatkar, büyük bir kabiliyetli. Nerede şimdi, ne yapıyor? Annem mi? İzmir'de tabii, ben de orada büyüdüm. Peki ama annen niçin bu kadar geç gönderdi seni bana? Çünkü çok gururludur, unuttunuz mu yoksa? Yok canım, unutur muyum? Hiç unutmadım tabii. Bu güzel kadın kim? O mu? Kız kardeşim, yani halan. Genç yaşta öldü. Bak yavrum! Bu köşkte böyle birçok kadın resmi göreceksin. Bunların hepsi de hala, teyze vesaire. Sen büyük bir ailenin ferdisin Leyla. Hiç erkek akrabamız yok mu baba? Var tabii, ama şimdi bırakalım bunları, asıl senden bahsedelim. Söyle bakalım, ihtiyar babanı bulduğuna memnun musun? Ama siz hiç ihtiyar değilsiniz cici. Cici mi? Annemin sizi cici diye çağırdığını biliyorum.
Demek ihtiyar değilim. İşte bu hoşuma gitti. Gel kızım, bir daha öpeyim seni. Babacığım. Kızım. Beyefendi, beyefendi. Beyefendiciğim. Evet, evet, anlıyorum. Bir dakika. Nedir bu telaşın? İşler çatallaşıyor. Neden? Geldi. Kim geldi? Misafirimiz. Atlat. Denedim ama başa çıkamadım. Sizi görmeyi kafasına koymuş. Barut fıçısı mübarek. Hap atladı, hap atlayacak. Nereye aldın? Salona. Peki, geliyorum. Müsaadenizle. Leyla? Evet cici baba. Yavrum, ben şimdi geleceğim. Sen burada akrabalarını tanı, ha? Özür dilerim sevgilim, biraz beklettim galiba. Zararı yok dostum. Şey, işler sarpa sardı. Hemen geri dönmen lazım. Yemeği beraber yemeyecek miyiz? Yiyeceğiz, yiyeceğiz tabii ama burada değil, karşı yamaçtaki gazinoda. Sen hemen oraya git, ben gelir seni orada bulurum. Yoksa oğlum böcek avcılığından vazgeçip geri mi döndü? Hayır, daha fenası. İhtiyar teyzem geldi, bir iki ay burada kalacak. Ne diyorsun? Ya! Çok tuhaf. Çok tuhaf. Elden ne gelir? İhtiyar teyzen de gelecek başka vakit bulamadı mı? Düşünecek halim var zavallının. Yaş 94. Artık çocuktan farkı yok. Üstelik de hasta. Demek bizim peder sevgili koleksiyonu yapıyormuş. Koleksiyonun bu çeşidini de ilk defa görüyorum. Benimle gelin küçük hanımcığım. Kendinize bir oda seçin. Kutuya mı bakıyordunuz? Şey kutusudur, sır kutusu yani, arşiv kutusudur. Bu kutu sayesinde Kenan Bey en önemli işlerini yıllardır hiç aksatmadan yürütür. Ya. Hadi buyurun canım. Akşam oldu, hala Leyla'dan bir haber yok. İşler yolunda öyleyse, yoksa şimdiye kadar çoktan dönmüş olurdu. Bu işte size uyduğum için hata ettim galiba. Cici ile aramızdaki macerayı kötüye kullandım. Ya Cici Bey? O da sana aynı şeyi yapmadı mı? Seni tiyatrodan çıkartıp bir ay sonra bırakması doğru mu? O bana aşkımız devamlı olacak dememişti ki. Hala Leyla'dan haber yok mu? Benim karnım kampana çalıyor. Kampana çalıyormuş, şuna bak! Sabrın sonu selamettir. Azıcık benden ibret al, sık dişini. Benim sesim çıkıyor mu? Söyle, çıkıyor mu? Bu şey bu, zemberek miydi? Yani mide zemberi. Hadi hadi kalkın, otele gidelim biz. Kâfi kâfi. Bir parça daha yer misin? Teşekkür ederim. Tam üç parça yedim. Ama madem ki ısrar ediyorsunuz, bir üç parça daha yerim. Salih Efendi, baklava ver. Teşekkür ederim. Maşallah, iştahın yerinde. Söyle bakayım, ne zamandan beri yemek yemedin? Çarşambadan beri. Ha? Hı? Yani rejim yapıyorum da. Vah yavrum vah! Çok sıkı bir rejime girmişsin. Bari bu akşam ara ver. Biraz daha şarap içer misin? Fazla içmesin, dokunur belki. Köpüklü şarabı çok severim. Doğum günümden beri hiç içmemiştim. Gördün mü Salih? Bundan sonra bol bol içersin yavrum. Biraz. Sana güzel elbiseler de alacağım. Belki senden şöyle uzun bir geziye de çıkarız ha? Ne dersin? Sever misin gezmeyi? Evet ama ben gidemem ki, çalışıyorum. Bak hele! Neyle meşgulsün bakayım? Dansözüm. Dansöz mü? İşte bu iyi. Nihayet aileye sanat da karıştı. Anlaşıldı. Sen gençliğinle evimi güneş gibi aydınlatacaksın Leyla. Oğlum gibi somurtkan değilsin. Nasıl? Bir oğlunuz mu var? Var ya! Rahmetli annesinin eşi. İyilik de emsalsizdir ama suratından düşen bin parça olur.
beraber mi oturuyorsunuz? Pek sayılmaz ama aynı evde oturuyoruz. Oğlum haşerat koleksiyoncusudur. Kelebekler, tırtıllar, böceklerle meşgul olur. Ama öyle sanıyorum ki kısa bir zamanda o da değişecek. Çünkü senin arkadaşların olacak. Burası genç, güzel kızlarla dolup taşacak. Balolar, eğlenceler tertipleyeceğiz. Yıllardır kullanılmayan plajımız nihayet bir işe yarayacak. Yapacağız bunları, değil mi? Vah yavrum, uyuyakalmış. Serpil, her şey yolunda. Daha bir şey söyleyemedim. Evet, köşkte kalıyorum. Ama mecburum. Nasıl söz o, sizleri unutur muyum hiç? Dinle beni, parlak bir fikrim var. Telefonda söyleyemem. Parlak bir fikri varmış, telefonda söyleyemezmiş. Yarın sabah biriniz beni yolda bekleyin dedi. Ne? Yarın sabah mı? Aklını kaçırmış galiba, ver şunu! Leyla, Leyla yavrum! Ayaklarının altını öpeyim, açlıktan ölüyorum. Sözümüz böyle miydi ya? Sık dişini biraz. Ölmezsin, korkma. Ben de bir şey yemedim ki. Biraz mayonezli levrek, ıstakoz salatası, piliç... İstakoz salatası mı? Piliç de ha? Patlıcan böreği mi? Mide dolması mı? Baklava da mı yedin Leyla? Üstüne köpüklü şarap! Köpüklü şarap mı, köpüklü şarap ha? Leyla, Leyla, bu kadarı fazla ama! Sende hiç merhamet yok mu? Yok mu? Hepsini anladık ama, köpüklü şarap nasıl boğazından geçti bensiz! Kızmayın, kızmayın! Yarın dediğim yere gelin, size bol bol yiyecek getireceğim! Yarın saat 9'da! Saat kaç? 10! Boşuna bekliyoruz gibi geliyor bana. 10 dakika gecikti. Vallahi isterse 100 dakika geciksin, ben şuradan şuraya gitmem. İster misiniz bana kocaman bir but getirsin? Bana da pasta, hem de çikolatalı. Oo. Bana da şöyle kızarmış bir filiç. Susun çocuklar, bayılacağım şimdi. İşte geliyor. Yaşa, yaşa, yaşa. Şükür gelebildi. Gel şu paketi, bakalım bize neler getirdin. Dizlerimde derman kalmadı. Ne o, bisküvi mi? Ben bütün gece butlarla uğraştım. Ben de çikolatalarla. Ben de kızarmış piliçlerle. Sen bizi alay mı ediyorsun kuzum? Ne yapayım, ancak bunu bulabildim. Evde dilediğim gibi hareket edemiyorum ki, şimdi de bir duvardan atlayıp öyle geldim. Telefonda bahsettiğin o parlak fikrini açıkla bakalım. Bilmem ki, Cici'ye böyle bir oyun oynamak doğru olur mu? Çok kibar, çok nazik bir insan. Yo, su koy vermek yok. Madem işe başladık, sonunu getireceğiz. Hadi anlat şu fikrini. Öyleyse dinleyin şimdi! Leyla! 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 Leyla, Leyla'yı gördün mü? Siyah! Siyah! Görmedim ya siz? Görsem arar mıyım hiç? Doğru aramazsınız. Hadi bahçeyi karış karış gözden geçirelim. 1, 2, 3... Bu da Supi'nin annesi. Olur şey değil. Cici Bey hayatında amma çok kadın tanımış. Baksana seri halinde yaptırmış yüzüklerden. Nasıl ele geçirdin bunları? Tesadüfen. Bir de bu fişleri buldum. Kendinize uygun bir anne seçin. Sevgili babacığımım, bir an evvel bağrıma basmak için can atıyorum. Ben gidiyorum artık. Çocuklar pot kırmamaya dikkat edin. Allah'a emanet. Güle güle. Güle güle. Ah, hayır, hayır, hayır.
Ne bağırıyorsun? Netice ne? Aradım, hiçbir yerde bulamadım. Bir de plaja bakalım, acaba gitti mi dersin? Gitmiş olamaz. Öyle olsaydı eşyalarını odasında bırakmazdı. Aa işte geliyorlar, geliyorlar. Kim, Leyla mı? Hayır, Ahkim imişti şoför Rüstem. Hmm. Buldunuz mu? Eti kara mıydı bu kızın? Evet. Mintanı beyaz mıydı? Evet. Adı da Leyla mıydı? Evet, evet. Buldunuz mu, nerede? Bulamadık, bulamadık bey. Bulamadınız da ne alt etmeye boş yere laf edip duruyorsunuz sersemler? Sersemler. Yeni baştan arayacağız da Salih Efendi'nin söyledikleri aklımızda kalmış mı diye soracağız. Allah'ım sen bana sabır ver. İyi ama nereden gider bu kız? Nereden olacak orada? Hadi bakayım benimle gelin hadi. Nereden geliyorsun? Şey oradan, biraz jimnastik yaptım da. Jimnastik mi yaptın? Duvarın üstünde mi? Ya bacağın kırılsaydı? Bir şey olmaz babacığım, alışığım ben. Biliyor musun, beni öyle korkuttun, öyle üzdün ki. Ah, çok affedersiniz. Kaybolduğunu zannettim, her tarafı arattım. Özür dilerim, bu kadar üzüleceğinizi bilseydim jimnastik yapmaktan vazgeçerdim. Olmaz küçük hanım, laf anlamaz mısın sen? Kenan Bey şehre gitti, o yokken kimseyi alamam köşke! Gitsin canım, ne yapalım yani, girer beklerim ben de. Şuna bak! Allah Allah, olmaz dedik! Şimdi gidin, sonra tekrar gelirsiniz! Kiminle konuştuğunu biliyor musun sen? Hayır küçük hanım, söyleyeyim de öğreneyim bari! O halde öğren! Kenan Bey'in kızıyım, anladın mı şimdi? Hadi bana yol göster, hadi çabuk! Ay, Kenan Bey'in kızı mı? Ne zannettin ya? Aa, buyurun! Aa, buyurun efendim! Buyurun! 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 Feder Bey dönünce kızının beklediğini söyle lütfen. Söylerim, tabii söylerim. Siz şöyle oturuverin. Aa, geldi galiba. Salih Efendi, gel şu paketleri Leyla'nın odasına çıkar. Geç yavrum. Ne o, telaşlısın, bir şey mi var? Bir tane daha geldi, sizi bekliyor. Kim? Kızınız. Ne? Ben müsaadenizle yukarı çıkıyorum. Peki yavrum. Nerede? Nerede? Salonda. Nasıl bir kız? Müthiş! Valizi kafamda parçalıyordu. Valizi de mi var? Var ya, gelin de görün. Allah, Allah! Sen kütüphaneye git, beni orada bekle. Babacığım benim! Durun biraz küçük hanım, sakin olun. Fakat babacığım! Dur yavrum, evvela biraz kendinden... Daha doğrusu annenden bahset. Annemin adı Cavidan, kendisi kumraldır. Sizden o kadar çok bahsetti ki, sizi görür görmez tanıdım. Siz dünyanın en yakışıklı, en cömert, en iyi kalpli insanısınız. Dur yavrum, dur bir dakika. Galiba anneni hatırladım. Hiçbir şeyden korkmayan cüretkar bir kadındı. Sen de ona çekmişsin. Evet babacığım. Dur kızım, dur. Senin doğum tarihin nedir 1940. Bakayım? 1940. Peki, anneni hangi tarihte tanımışım yavrum? Aynı yılın 20 Nisan'ında babacığım, dostluğunuz tam 5 ay sürmüş, 17 Eylül 1940'ta sona ermiş. Annem sizin çok vefalı bir erkek olduğunuzu söyler dururdu zaten. Size Koko dermiş. Evet, evet ama sizin benim kızım olduğunuzu ispat etmeniz lazım. İşte ispatım. Ha. Yüzükte mi var? Sen beni bekle biraz burada. Salih! Efendim? Çıkar fiş kutusunu! Hazır efendim! C harfini bul, Cavidan ara! Tarihler 20 Nisan 17 Eylül sene 1940! Hadi durma, çabuk ara! Hadi çabuk çabuk! Cevriye, Cevahir, Cahide, Candan, Cemile, Cazbe... Salih efendi, gözünü seveyim biraz daha, çabuk ol! Ceyda, Celile, Calibe, Cevher, Canan, buldum... Cavidan! Fiş ne diyor? Cavidan, şahane bir kumral, köşke ve kısa seyahatlere davet. Geç işin hikaye taraflarını Salih, tarihlere bak, tarihlere!
Hikaye 20 Nisan'da başlamış, 17 Eylül'de sona ermiş. Yıl? Yıl 1940. Tamam, tarihleri günü gününe tutuyor, parmağında yüzüğü de var. Tamam. Salih, şimdi gelen kız var ya, hı, o benim kızım. Allah bağışlasın. Darısı dostlar başı. Amin efendim. Umun, umun tıcı tıpı tıpı boşum benim. Evet yavrum, hepsi tamam, inandım. Sen benim kızımsın. Ne bekliyorsun? Kucaklasana babanı. Babacığım. Adın ne senin bakayım? Ayfer. Ayfer, benim küçük Ayfer'im. Anneni hatırlatacak en ufak bir benzerliğin yok ama... bazı hallerinde benzemiyor değil. Ayfer, benim küçük kızım. Kenan Bey evde mi? Evet. Lütfen haber verin kendisine, ben kızayım. Kızım mı? Evet, evet. Siz şurada bekleyin. Ben kendisine haber vereyim. Lütfen. Allah Allah! Beyefendiciğim, bir dakika. Ne var Salih, ne oldu? Beyefendi, sizi tebrik ederim. Niye? Bir kızınız daha oldu. Ah, teşekkür ederim Salih. Şaşmadınız mı bu işe? Artık hiçbir şeye şaşmayacağım. Bu gelen de genç bir kız değil mi? Evet. Elinde valizi de var mı? Evet, var. Nerede? Holde. Gelsin buraya. Oo. Söyle bakalım. Senin başka kardeşin var mı? Hayır. Annemin tek kızıyım. Yanılıyorsun kızım. Senin başka kardeşlerin de var. Buyurun efendim, buyurun. İşte babanız. Allah'ım sen yarabbim. Hoş geldin kızım. İsmin nedir senin? Serpil. Bir yüzüğünde var tabii. Tabii işte. Tamam yavrum, tamam. Hadi bakalım kucakla babanı. Peki babacığım. Gel seni kız kardeşinle tanıştırayım. Kız kardeşim mi? Evet, evet. Ayfer, bak kız kardeşin Serpil. Serpil, bu kız kardeşin Ayfer. Ne duruyorsunuz öyle, sarılsanıza, öpüşsenize. Ya ya, böyle soğuk kucaklaşma olmaz canım, siz kardeşsiniz, daha candan, daha candan sarılın. Ah kardeşim! Ah şöyle, aferin, aferin! Ya, kardeşler birbirlerini sevmeli. Gel Leyla, seni kardeşlerinle tanıştırayım. Benim iki kızım daha varmış da haberim yokmuş. Sahi mi? Tabii ya, bak parmaklarında yüzükleri bile var. Hayat sürprizlerle doludur. Hoş geldin de kardeşlerin, hadi. Hoş geldiniz. Ne mutlu bana. Birbirinden güzel üç cici kızım oluverdi birden. Ha? Yemek hazır, buyurun efendim. Hadi sofraya bakalım kızlarım. Ne saadet! Üç kızım var, üçü de birbirinden sevimli. Öyle acıkmışım ki, halbuki sabahleyin sıkı bir kahvaltı etmiştim. Çoktandır böyle güzel yemek yememiştim. Beyefendi, müjde! Gene mi? Valizi de var mı? Evet, var. O halde yüzüğü de vardır. Mercan, masaya bir servis daha koy. Bir değil, iki servis getirmesi lazım beyefendi. Gelenler iki kız kardeş. Ha? İki kardeş mi? İşte bu güzel! Desene, gittikçe kalabalıklaşıyoruz. Buyurun, buyurun beyefendiciğim, buyurun! Günaydın babacığım! Günaydın yavrularım! Geçin oturun şöyle, herhalde acıkmışsınızdır. Bakın, bunlar da öteki kardeşleriniz. Peki nasıl oldu da siz böyle beraber geldiniz? Biz ikiz kardeşleriz babacığım. Demek ikizsiniz. Bak bunu hiç aklıma getirmemiştim. Sizde de yüzük vardır herhalde. Var ya, işte, bakın. Demek annenizde iki yüzük varmış. Öyleyse ben onun ikiz doğuracağını evvelden tahmin etmişim.
Nerede? Nerede babamız? Nerede? Buyurun, buyurun, buyurun. Ha, nerede? Babamız be! Bir tanecik Çeki Bey babacığımız bizim. Çeki babacığım! Çeki bakalım şöyle. Yıllardır Kiki babacığımın boynuna sarılacağım, şu Mesut Ağa'nı bekliyordum. Ah benim bir tanecik Kiki babacığım! Durun, durun çocuklar, şöyle bir nefes alayım hele. Nasıl dururum babacığım? Ben bu Mesut dakikayı kaç yıl bekledim? Ya ben? Bugünleri iple çektim, vallahi iple çektim! Siz de ikiz misiniz? Hayır, biz yolda tanıştık. Yüzüklerimiz sayesinde. Sayesinde. Ah babacığım, tıpkı annemin anlattığı gibisin, görür görmez tanıdım. Annem Feride Hanım'la 1937 yılında tanıştınız. Mayıs 23, çarşamba günü. Çarşamba günü ya. Benim doğum tarihim Şubat'ın 20'si. Bakmayın soğuk mevsimde doğmuşum ama çok sıcakkanlıyımdır. Bana çabucak ısınacaksınız, babacığım benim. Fakat... Benim annem Melih Hanım'la da 1952'de Nisan ayının 10. günü tanışmışsınız. Doğum tarihim Ocak 24. Canım babacığım benim, tarihler tas tamam doğru, hesap edin göreceksiniz. Bunlara ne lüzum var yavrularım? Benzerliklerimiz bu gerçeği ortaya koymuyor mu? Ama bilmem fark ettiniz mi, ben size daha çok benziyorum babacığım. Asıl ben benziyorum değil mi babacığım ha? İkiniz de benziyorsunuz. Bırakın münakaşayı, yoldan geldiniz, karnınız acıkmıştır. Evvela şöyle oturun, bu küçük hanımlar da sizin kardeşleriniz, hadi geçin. Canım kardeşlerim. Mercan, iki servis daha. Enfes, harikulade Serpilciğim. Değil mi? Biraz güneşlenip hava alayım, ben de gelirim. Bu mayoyla mı? Sen havasızlıktan ölmediğine şükret. Ne yapalım ayki gözüm, tiyatronun gardırobunda ancak bunları bulabildim. Leyla niye yanımıza gelmiyor? Odasında kitap okuyor. Yoksa dargın mı bize? Ah, neden dargın olsun? Öyle. Kenan Bey hayatından memnun. Siz ne isterseniz deyin. Kenan Bey bu işi yutmadı, bizimle alay ediyor. Madem ikiziz diyecektiniz, iki yüzlük göstermeye ne lüzum vardı? İkizlerin iki annesi olmaz, olmaz ki! Hadi biz bir halt ettik ya, siz koca kazıklar! Niye ikiniz beraber geldiniz? Canım açlıktan böyle şeyleri düşünecek hal mi kaldı bizde? İster misin? İçeri gir, Salih Efendi'yi bul, sana gereken talimatı versin. Ben hizmetçi değilim. Hı? Dansözüm. Kenan Bey'i arıyorum. Kenan Kocamaz Bey'i. Yok canım, sahi mi? Senin de yüzüğün var mı? Var tabii. Babama göstermek için takmıştım, bakın. Allah Allah, Kenan Bey'in bir Arap kadını ile de münasebeti mi varmış? Yok canım, olacak şey değil bu. Aa! Bu işi başaramayacağım içime doğmuştu sanki. Dur canım, hemen ağlama. Ben Kenan Bey'i tanırım, iyi adamdır. Zaten 5 kızı var, sen de 6.'sı olursun, olur biter. Evet ama onlar beyaz. Ben... Sen güneşten yanmış gibi şipşirin bir kızsın. Hem söz aramızda Kenan Bey anneni mutlaka tanımıştır. Öyleyse bu iş oldu demek. Elbette. Artık bundan sonra bana baba diyebilirsin. Çünkü Kenan Kocamaz benim. Siz mi? Aha! Eyvah! Tahiye faka bastı! Tahiye apı yuttu! Hemen ağlama öyle çikolata kızım! Merak etme, sen de burada kalacaksın. Hadi ağlama artık! Gül! Ha? Ah şöyle! Gel bakalım kartopum, seni öbür kardeşlerinin yanına götüreyim. Burada ne kadar kalacağız? Yalanımız meydana çıkıncaya kadar. Bir ay kadar kalsak fena olmayacak. Dikkatli olun, Kenan Bey geliyor. Yanında da Tahiye var. Durun bakalım, durun hele! Evvela size 8. kardeşinizi tanıtayım. Aaa! Ona bir maya uydurursunuz artık. Atam, atam! Şimdi!
babacığım, benim mayom Sevim'inkinden daha güzel değil mi? Aa, benimki onlarınkinden daha güzel. Evet, evet. Babacığım, mayoların en güzeli bende değil mi? Ha? Kıskançlıklarına söylemiyorlar. Ya ben nasılım babacığım? Ya ben? Babacığım, Allah aşkına beni iyice görmeden hükmünü verme. Durun, durun çocuklar, şımartıyorsunuz beni. Hepiniz de güzelsiniz. Çocuklarımın hepsi de güzel, hepsi de sevimli. Mayolarınıza da diyecek yok. Hadi bakalım şimdi denize girecekler şuraya sıraya. Hadi, hadi sıraya girelim, hadi. Sayıyorum şimdi. Bir, iki, bum! Cici baba, cici baba, ay affedersiniz beyefendiciğim. Ne oldu, yeni bir çocuğun mu oldu? Keşke öyle olsa, çok dehşetli bir şey keşfettim. Gelin de bakıverin. Peki. Hadi! Hadi şeker! Hadi! 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 Gelin, buyurun. Buyurun, bakın. Bakın çalmışlar. İlaç için bir tane bırakmamışlar. Yüzüklerin sekizi de uçmuş. Sonra da teker teker geri geldi. Leyla'nın marifeti değil mi bu? Kendisinden doğrusu böyle bir şey beklemezdim. Ben de öyle sanırım. Polise gideyim. Yo yo! Bu kızların maksadı ne olursa olsun korkulacak bir şey yok bence. Hepsi de bana baba diyor. E onlar baba deyince ben de ister istemez ağırbaşlı davranmak zorunda kalıyorum. Hadi kızların iyisi ne? Ama ya öbürleri, Necdet'le Supi he? İlahi Salih Efendi! Necdet'in yemekten, Supi'nin içmekten başka düşüncelerim var. Ya Ayhan Bey döndüğü zaman ne diyecek bu işe? Ben de zaten evimde onları Ayhan için saklıyorum. Anlayamadım. Bak anlatayım. Anlat. Oğlumun kış uykusuna yatmış bir böcekten farkı yok. Eğer bu neşeli, canlı, hayat dolu insanlar arasına karışırsa belki biraz açılır, kendine gelir, babasına layık bir evlat olur. Oh, oh. Sen gönlünü ferah tut Salih. Son yüzük de biraz önce geldi. Artık kapıya dolmuştur levhasını asabilirsin ha. Bunun sonu gelmeyecek bu gece! Bu kadar tepinmeye ne evin temeli sağlam kalır ne ocak üstündeki tencere! Bu da gürültü mü be? Sen gel de arabaya bindikleri zaman yaptıkları gürültüyü gör! Ben korna çalmadan millet çil yavrusu gibi arabanın önünden kaçıyor! Kızlar kızdı, üzüldüm aşağı! Siz hiç dans etmeyecek misiniz? Edeceğim tabii! Ne bekliyorsunuz halde? Gençlik zamanının tangolarını. Aa,
biçim iş be? Aklım ermedi. Eskiden köşke kadın misafir geldi mi erken yatardık. Vakit gece yarısını çoktan geçti. Bu iş temelli çığırından çıktı. Ocağım yarması şiş koyuyor, yemek yetiştireceğim diye ocağın başından ayrılamıyor. Ya o kara olan Şubi her zaman kafayı çekiyor. Salih Efendi ne diye biliyor musun? Sözde bunlar bizim beyin çocuklarıymış. Buranın tadı kaçtı gari. Sarı köşkten ahçı diyorlarmış. Oraya giderim olur biter. Sen gidersen ben de giderim. Ben de! Yine ne söylenip duruyorsun? Nasıl söylenmeyelim Salih Efendi? Olup bitenlerden haberin yok. Hayatımız zehir oldu. Biliyor musunuz kızlar bu hafta otelde kalan Suzan adında bir kadına yiyecek dolu 3 paket gönderdiler o şişman herifle. Kocaman 3 paket. Bahade sakın Kenan Bey duymasın diye sıkı sıkı tembih ettiler. Ya. Ya. Güzel. Çocuklar, vakit gece yarısını çoktan geçti. Küçük kızlar bu saatte yataklarında olmalı. Olur, tabii erkek çocuklar da. Hadi bakalım doğru odalarınıza. Eh, o halde ne yapalım? İyi geceler. Babanıza öpücük yok mu? İyi geceler. İyi geceler babacığım. İyi geceler. İyi geceler babacığım. İyi geceler. İyi geceler babacığım. İyi geceler babacığım. Sen ne arıyorsun odamda benim? Babacığımı bekliyorum, ona iyi geceler diyeceğim. Buraya bunun için mi geldin? Bir baba kızını severse, onun yanına gelir, yatağına oturur, ona cici cici masallar anlatır. Yoksa küçük çocuklar yaramazlık eder, uyumazlar. Dinle yavrum. 5-6 yaşındaki çocuklara masal anlatılabilir. Belki çocuklar 10 yaşına geldikleri zaman da babaları onlara masal anlatabilir. Ama kızlar 15 yaşına falan geldi mi, bu işe paydos denir. Onlara da masal anlatılır ama bu masalı babaları anlatmaz. Hı? Sen çok aksi bir adamsın Koko. Bana Koko deme. Ben senin babanım. Hadi bakalım şimdi doğru odana. Hadi durma. Çabuk 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 çabuk. Odana dedim. Bazı şeyler görüşmem lazım. Hayrola? Ahçım Emiş de şoför Rüstem işi bırakıp gitti. Onlar gidince Mercan da arkalarından gitti. Üzülme, yenilerini buluruz. Leyla 2'de 1 Ayhan Bey'in laboratuvarına giriyor. Bırak eğlensin. Ama o böcekler kıymetli. Hepsini biliyorum Salih. Serpil de boyuna hoplayıp zıplıyor değil mi? Bırak dilediği kadar zıplasın. O dap daracık şortlarla mı? Herkesin gözü bizde. Çarşıda pazarda çoluk çocuk peşime takılıyor. Teyzebe yabaca daha fazla olur inşallah diye tempo tutuyorlar. Sonra o karadut kurusu tahiyye. Aman ay Allah! Ağaçlara tırmanıyor değil mi? Bırak tırmansın ne çıkar? Ya o çam yarması Necdet? Bütün kışlık erzakı tüketti. Ya o Supi içkilerin dibine dara ekti. Yesinler içsinler canım afiyet olsun. Dur. Dahası var. Kendi yiyip içtikleri yetişmiyormuş gibi oteldeki kadınlardan bir tanesini de paket paket yiyecek içecek götürüyorlarmış ya. Aa, işte bak bu çok mühim. Mühim efendim. Salih, bundan senin meşgul olmanı istiyorum. Neticeyi öğrenince bana bildirirsin. Peki. Hmm. Ben size raporumu bildiririm. Hmm. Tabii canım laf. Başım.
Salih Efendi! Salih Efendi, bir dakika! Salih Efendi, akşama ne yemek var? Kurt gibi acıktım ben! Akşama aç kalmaya hazır ol öyleyse. Ahçı gitti, hepimiz peynir ekmeğe yatacağız. Öyle şey olur mu? Hem Necdet ne güne duruyor? Size bir yemek pişirsin de görün, parmaklarınızı da beraber yersiniz. Ya ben seni yalnız yemek yemesini bilir sanıyordum. Yoo, pişirmesini de bilirim. Sen bana mutfağın yolunu göster, ondan ötesine karışma. Tamam, hadi gelin bakalım, gelin. Hadi gel benden Supi, ahçı yamaksız olmaz. Tamam, yürü. Hadi. Ne o, sen de mi böceklerle ilgileniyorsun? Bakın şuna. İyi, güzel ama kutusundan niye çıkardın? Kutusundan çıkarmadım, bahçede buldum. Hiçbir önemi ve özelliği olmayan alelade bir böcek. Benzerine hiç rastlamamıştım, ne güzel rengi var, bakın! Nadir bulunan cinsten bir böcek de olabilir, ona küçük bir ev hazırladım. Sen böyle laboratuvara girip öteberiyi karıştırırsan abin kızar sonra. Dokunma sakın bunlara bir daha, mi? Ama ben bu işlerden anlarım. Küçükken benim de kelebek koleksiyonum vardı. Bu laboratuvar benim olsaydı, içinden hiç çıkmazdım. Öyle mi? Hı hı. Hay Allah! Benim yufka yürekli arkadaşım, gene niye ağlıyorsun? Göz yaşına boğdum burayı! Bu yemeği yiyeceklerin hali aklıma geliyor. Sen yemeyecek misin? Önce sen yersin, eğer sana bir şey olmazsa o zaman ben de yerim. Aman Allah! Aman Allah! Ne oldu ya? Yağ ver Supi, çabuk yağ ver! Yağ nerede? Ne bileyim ben! Ne yapacaksın ya şimdi? Tencerenin dibi tuttu, onu yumuşasın içeyim, çabuk yağ ver! Hadi! Dur, burada, burada! Çek. Valizleri sonra açarız. Tabii. Affedersiniz. Bir arzunuz mu var? Hayır, affedersiniz. Babam gene misafir davet etmiş köşke. Allah Allah! Merhaba. Merhaba. Hayırdır inşallah? İnşallah. Tuş derler! Yanlış eve mi girdik biz yoksa, ha? Hiçbir şey anlamıyorum. Bana bir çimdik atsana! Şaşıracak şey! Bir de yukarı kata bakalım. Bakalım. Günaydın, rica ederim rahatsız olmayın. Nihayet aklı başında birine rastladık ama gene de bir şey anlamadım. Bir de şuraya bakalım. Aman Allah! Bu ne hal? Öldüreceğim ben! Bu ne hal? Beğenemediniz mi? Size ne? Affedersiniz, kimsiniz siz? Biz Kenan Bey'in kızlarıyız. Nasıl? Anlamadınız mı? Kenan Bey'in kızlarıyız. Ben böyle münasebetsiz şakalardan hoşlanmam. Kenan Bey'in bir tek çocuğu vardır, o da benim! Anladınız mı?
Demek benim böyle şipşirin kız akrabalarım varmış da haberim yok. Tut şunları. Ben gidip babamı göreyim. Ya da bu beyefendi. Beyefendi. Evet. Beyefendi. Beyefendi Ayhan Bey döndü. İyi, salona alıver. Ne? Ayhan mı döndü? Tabii ya. Bu kadar çabuk mu? İşte şimdi işler çatallaştı. Oo, hoş geldin oğlum, hoş geldin. Demek oradaki işler sona erdi ha? Seyahatiniz iyi geçti mi bari? Gelirken müthiş bir fırtınaya yakalandık. Fakat buradaki fırtına bastırdı onu. Söyler misiniz lütfen, bu garip insanların köşkte ne işleri var? Her tarafa alt üst ettikleri yetmiyormuş gibi bir de kız kardeşim olduklarını söylüyorlar. Evet, sana hakikati söylemişler. Onların hepsi de kardeşlerin. Ama şimdilik. Nasıl olur, imkanı yok. Ya olur, olur, olur canım. Şimdiye kadar sana bu kardeşlerinden hiç bahsetmedim. Çünkü sana hiçbir şekilde kötü bir örnek olmak istemiyordum oğlum. Ama görüyorsun ki hakikatler ne kadar gizlenirse gizlensin, er geç meydana çıkıyor. Peki ya o zenci kız? O da mı benim kardeşim? Evet yavrum. Bunların hepsi köşkte mi kalacaklar? Her şeye rağmen benim iyi bir baba olduğumu bilirsin Ayhan. Baba, bugüne kadar şahsi işlerinize karışmadım. Ama bu rezalet karşısında... Kimle konuştuğunu unutuyorsun galiba. Unutmuyorum. Fakat çapkın bir babanın gözlerini açmak, onu muhtemel tehlikelerden korumak vazifesi de bana düşüyor. Kadın kılına girmiş bu canavarlardan sizi kurtarmak benim vazifem. Onların benim kardeşlerim olduğu hikayesine inanmadığımı bilmenizi isterim. Ayhan, ne söylediğini biliyor musun? Ben de size soruyorum baba, siz ne yaptığınızı biliyor musunuz? Siz... Ay! Bak Ayhan, bunları karıştırmışlar. Buraya bir giren olmuş. Kim karıştırır bunları, o kadar da tembih etmiştim. Salih efendi, gel buraya. Muhakkak köşkte gördüğümüz kızlar karıştırmıştır. Ver onları bana. Buyurun Ayhan bey. Kim karıştırdı bunları? Bunları kim yazdı buraya? Uç böceği yavruladı, 40 ayağın bir ayağı kırıldı. Bunları kim yazdı buraya? Galiba Leyla hanım yazdı. O da kim? Kız kardeşlerinizden biri. Demek ki laboratuvarıma yabancıların girmesine göz yumdum. Ben sana öyle mi tembih etmiştim? Söyle bakalım, kim bunlar? Burada ne işleri var bunların? Babanız söyledi ya. Daha ne söyleyeyim? Ah, o babam yok mu babam? Babanıza ne kabahat buluyorsunuz? Siz böyle şey gibi olmasaydınız, işler böyle olmazdı. Salih efendi, sözlerini derhal açıklamanı istiyorum. Şey gibi olmasaydınız demekle neyi kastediyorsunuz? Söyle bakalım, ben neymişim? Söyleyeyim. Kafanızı kuma sokmuş, dünyayı görmüyorsunuz. Tıpkı şey gibi, neydi o şey, aman... Hay Allah kahretsin, bulamıyorum bir türlü ismini. Deve kuşu! Tamam, ta kendisi. Deve kuşu. Siz böyle deve kuşu gibi olmasaydınız, işler böyle olmazdı. Anlayana sivrisinek saz. Ne demek istedi yani? Ne demek isteyecek? Yalnız kanatlı kelebeklerle değil, kanatsız kelebeklerle de alakadar olmanı söyledi. Onlardan koleksiyon yapılmaz ki. Yapılır, yapılır ama yapmasını bilmeli. Ay 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 ay. Araştırmalarımız öyle zannettiğiniz kadar kolay olmadı. Hiç tehlikeyle karşılaştınız mı? Hem de nasıl? Bir keresinde büyük bir yılanla karşılaştım. Zehirli olduğunu derhal anlayıverdim. Çok mu büyüktü? Ha? İşte bu kadar böyle. He? İşte bu kadarcıktı. Öldürseydiniz onu. Öyle şey olur mu canım? Ben hayvanları koruma cemiyetinde azayım. Ne ya? Yılanı yakaladım. Zehirli dişlerini birer
çıkarıverdim. Bravo, çok cesursunuz. Hem cesur hem de usta bir dişçi. Sizin yerinizde olsam korkudan ölürdüm doğrusu. Siz hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Galiba böceklerle olan arkadaşlığını size konuşmayı unutturmuş. Saçma konuşmalardan hoşlanmam. Burnuma güzel kokular gelmeye başladı. Sevgili babacığımla güzel kardeşlerim için hazırladım. Hazırladık desen daha doğru olur. Sen mi yaptın yani? Peki hindiyi kim kesti? Sen kestinse ben de kızarttım. Tuzunu ben koymadım mı? Ben de şekerini koydum. Bırak canım şekeri, karbonatı içine atan kim? Peki koku versin diye kolonyayı kim koydu? Bak nasıl atıyor durmadan, senin yaptıkların iş mi? Evvela tüylerini avazlamak için ütülemedin mi? Sonra iyice temizlensin diye çamaşır makinesinde üşenmeden yıkamadın mı? Atınca mangalda kül bırakmıyorsun. Kes sesini de karnımızı doyuralım. Peki doyuralım. Ne çabuk yediler ya. Elinize sağlık çocuklar, hindinin tadına bayıldım. Bizde açlığın tadına baba. Baba! Size bir şey söyleyeceğim. Yavrulayan uç uç böceği değil, cır cır böceğiydi. Şöyle biraz daha sağ, biraz daha. Tamam. Güzel bir resminizi çekip yanımda saklamak istiyorum. Bir dakika. Biliyor musunuz? Hep rüyalarımda sizi görüyorum ben. Beni mi? Evet, hem bilseniz nasıl? Şadan Bey! Yok, korkmayın, siz benim için bir hayalsiniz. Şöyle durur musunuz biraz? Ne güzel bir yüzünüz var. Hele boynunuz. Şadan Bey, yaramazlık istemem. Canım, içimde kötülük yok dedim ya size. Siz benim için bir hayalsiniz, o kadar. Siz hayalleri ellerinizle mi görürsünüz? Çekiyorum, çekiyorum, bir dakika. Şadan Bey, gelin. Körebe oynayacağız hep beraber. Ama ben körebe oynamasını bilmem. Ben yerinizi öğretirim. Hadi içimizden birini tutunca ellerinizle kim olduğunu anlayacaksınız. Ellerinizle mi? Tabii. Ay yani böyle mi? Ha? Bayıldım oyunu, oynayalım çocuklar, oynayalım. Ne o? Hatıralarını mı yazıyorsun? Hayır baba, notlarımı temize çekiyorum. Şadan sana yardım etmiyor mu? Artık ondan hayır yok baba. Kızlar baştan çıkardılar onu. Şadan haklı oğlum. İnsan bazen de etrafında gülüp eğlenen kelebekleri görmeli. Ha, sen seyahatteyken bahçede şu böceği bulduk. Bakar mısın nedir? Kim buldu bunu? Leyla. Sahi mi? Açtı Serpil! Değilim, bilemedim! Nasıl oldu? Leyla Hanım, bir dakika! Şimdi yakaladım Serpil! Değilim! Bunu saklamak nereden aklınıza geldi? Buna benzer bir böcek hiç görmemiştim. Sonra koleksiyonunuzda da yoktu. Bulduğum zaman mız mız diyordu. Mız mız böceği bu işte. Çok nadir bulunan bir böcek. Şadan gel buraya bak! Mız mız böceği buldum. Aman Allah'ım, inanamayacak şey bu! Kim buldu? Leyla Hanım buldu. Size ilim dünyası adına teşekkür ederim Leyla Hanım. Nihayet böcek yerini buldu beyefendi. Buldu Salih, buldu. Söz aramızda işlerin gidişatından da memnun olmaya başladım artık. Mızmız böceğini Lübnan'daki haşerat koleksiyoncusundan almak da epey tuzluya mal oldu size. Aldırma, daha fazlasını da seve seve gözden çıkarırdım. Yeter ki Ayhan etrafını görmeye başlasın. Sana bir şey soracağım. Sorunuz Salih. Efendim. Oğlum en kıymetli kelebeğini kaçırırsa ne yapar? Ne yapacak? Peşinden gider arar. Niye sordunuz? Sordum işte. Ya bu kelebek cinsilatiften olursa? Anlaşıldı, siz gene bir şeyler tasarlıyorsunuz. Senden de bir şey saklanmaz ki.
Dün Faik Baba ile konuştum. Faik Baba da kim? Faik Baba canım. Evet. Bak anlatayım. Bir şey mi arıyorsun Salih Efendi? Hayır küçük bey, ortalığı yerleştiriyordum da. Salih Efendi, sana bir şey sormak istiyorum. Bu kızların gerçekten kardeşlerim olmadıklarını biliyorum. Daha doğrusu tahmin ediyorum. Bu tahminimde yanılmadığıma eminim. Fakat bir kere de sana sormak istedim. Bu benim için çok önemli. Bunlar kim, ne maksatla buradalar? Anlatayım küçük bey. Bunlar bir tiyatro heyetinin kızları. Neredense babanızın eski çapkınlık hikayelerini öğrenmişler. Parasız kalınca biz Kenan Bey'i kızlarıyız diyerek teker teker köşke düştüler. Önce biz de aldandık. Fakat işin iç yüzünü sonradan öğrendik. Babanız bu oyuna isteye isteye kendini kaptırdı. Köşkün durgun, sessiz havasının değişmesi hoşuna gitti. Tahminim de aldanmamışım. Buna çok memnun oldum. Memnun oldunuz ha? Leyla Hanım! Bir dakika. Buyurun. Leyla Hanım, söyler misiniz bana, el yazınız nasıl? Fena değil. Ya gözleriniz? Hiç dikkat etmediniz mi? Hayır, yani kuvvetli midir demek istedim. Bir tırtılı bulacak kadar kuvvetli. Ya temas hissiniz? Anlayamadım. Yani parmaklarınız kâfi derecede hassas mı? Bir kelebeği incitmeden yerine koyabilir misiniz? Sözü nereye getireceğinizi bir türlü anlayamıyorum. Size ciddi bir teklifim var Leyla Hanım. Biliyorum teklifim biraz acayip ama benim benim şeyim olmak ister misiniz? Neyiniz? Katibem. Anlamadım. Yani yardımcım demek istiyorum. Madem ki böceklerden anlıyorsunuz, onları seviyorsunuz. Zarar yok. Hemen cevap vermeseniz de olur. Eğer teklifimi kabul ederseniz böceklerim çok memnun olacaklar. Ben de dünyanın en mutlu insanı olacağım. Bir düşüneyim Ayhan Bey. Leyla, Leyla bir dakika. Seninle çok ciddi bir mesele hakkında konuşmak istiyorum. Buyurun baba. Bırak şimdi bu baba sözünü. Dinle. Sana kalbimi açmak istiyorum yavrum. Bir evlenme teklifim var. Nasıl? Sen köşke geldiğin günden beri her taraf güneşle doldu sanki. Buraya yepyeni bir hava, neşe, canlılık getirdin. Sen bu köşkün hanımı olmaya layık bir kadınsın. Ben mi? İmkanı yok. Burada, bu çatının altında seni seven birinin bulunduğunu bilmeni istiyorum. Susun, susun rica ederim. Evet Leyla. Seni seven fakat bunu sana söylemeye cesaret edemeyen biri. Susun, susun, daha fazlasını duymak istemiyorum. Leyla! Leyla! Canım, ben kendimden bahsetmiyorum! Gene avantadasın, bulgur ayıklıyorsun. Ben fasulye ayıklamaktan ellerim kapkara oldu. İstemiyorsan ver fasulyeyi, ben ayıklayayım ya! Yok, seninki sende kalsın, benimki bende kalsın. Çocuklar durun, beni dinleyin! Ne var ne? Artık burada duramayız, foyamız meydana çıktı. Nereden anladın? Kenan Bey bana evlenme teklif etti. Kabul etmedin mi yoksa? Nasıl kabul edebilirim? Buraya onun çocukları diye geldik. Şimdi ne olacak? Eşyalarımızı toplayacağız, karanlık basar basmaz buradan gideceğiz. Of, gene açlığa talim edeceğiz desene! Hani yani şurada açlığa da alışmıştık. Alo! Sen misin Faik baba? Dur burada vereyim. Leyla! Alo! Hemen tiyatroya gelin çocuklar, yarın işe başlıyoruz. Ciddi mi söylüyorsun? Yarın işe başlıyoruz değil çocuklar! Mi? Faik baba, 3 aylık maaşımızla peşin veriyor! İnanmam! Dur bir de ben konuşayım! İnanmam Faik baba! Bu sefer de takımı kuru fasulyeye hasret bırakırsan, canına okurum ha! Sözüme inanmıyorlar. Meseleyi nasıl anlatırım onlara? Ver şu telefonu bana. Faik baba doğru söylüyor, paralar bankada. Suzan abla söylüyor, paralar banka demiş çocuklar! Ya. Akşama geliyoruz Suzan abla, yaşasın! Çocuklar inmediler mi? İnmediler. Bu mektup da ne? Ha? Ya bu? Baba gitmişler. Evet, hepsi de. Serpil de gitmiş.
Babacığım, çocuklarınız olarak köşte kalmak isterdik. Ama mümkün olmadı. Bize gösterdiğiniz ilgi ve yakınlığa teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz. Leyla! Bıyık bırakınız. Sizi bıyıklı olarak gözümün önüne getirdikçe içim titriyor. Benim küçük böceğim. Serpil! Bana küçük böceğim diyor. Şimdiye kadar hiçbir kadın bana bu kadar güzel bir söz söylememişti. Böceklerinizle sizin aranıza girmemek için köşkten ayrıldım. Mızmızı benim tarafımdan öpün. Fakat bu olacak şey değil. Ne yapıp yapıp Leyla'yı bulmam lazım. İnsan bir Allah'a ısmarladık bile demeden gider mi? Ben de seninle beraberim Ayhan. Serpil'i bulup iki çift söz söyleyeceğim ona. Nerede buluruz onları baba? Ha, nerede? Nerede bulabiliriz acaba? Kilo almışsın. O kadar nefis yemekler yedik ki. Sana da nazik davrandım. Tabii, beni hepsine tercih ediyorduk. Çabuk bir toplu iğne ver. Dün gece odama girince yatağımda kimi görsem iyi? Senin Koko'yu. Beni herkese tercih ediyordu ama ben ona baba dedim. Babalar kızlarının yatağında yatmazlar. Aferin, iyi etmişsin. Leyla, gel kızım! Size olan borcumu işte kuruşu kuruşuna kadar ödüyorum, arkadaşlarına dağıtılsın! Kimi kestin Faik baba? Bana çok itimadı olan birini! Hadi provana devam et! Sakla şu paralarımızı Suzan abla, senden başkasına emanet edemiyorum! Peki kızım! Leyla, sana bir şey soracağım! Benden hiç bahsetti mi? Daima, hep seni sorurdu! Kelebek çibeylerin hallerine bir başkalık var, farkında mısın? Yok, neymiş o başkalık dediğin? Giden kızlara çarpıldılar Allah alem! Başlarının üstünden sürü sürü kelebek geçiyor da, kılları bile kımıldamıyor! Gördüğümüzü söyleyelim mi? Bakıyorum üstü saç ayağını kurdunuz, kaynatıyorsunuz! Erkek kısmı dedikodu yapmaz, bırakın da işinize bakın! Ne konuşuyordunuz? Erkekler dedikodu yapmaz! Bak! İşinize bakın hadi! Dedikoducular! Delikanlım, kelebeklerinden birini mi kaybettin? Evet baba, hem de en kıymetlisini. Leyla'yı kaybettim. Bir hafta oldu, hiç haber yok. Evet, hiçbir haber çıkmadı. Yok. Sizi bırakıp kaçan bir kız için bu kadar üzülmek değmez. Fakat ben Leyla'yı seviyorum baba. Ben de Serpil'i. Madem seviyordunuz, niçin vaktinde ağzınızı açıp da bir şey söylemediniz ha? Çünkü o zaman farkında değildim. Ben de. Neyse, üzülmeyin. Onlar gittilerse başkaları gelir.
Başkası mı? Belli, sen hiç aşık olmamışsın baba. Evet, sen hiç aşık olmamışsın enişteciğim. Kim demiş onu? Benim bütün hayatım aşkla geçti çocuklarım. Bakın anlatayım size. Ben... Ama bu çok uzun bir hikaye. Demek Leyla'yı seviyorsun ha? Evet baba. Sen de Serpil öyle mi? Evet, bana küçük böceğim demiştim. O kadar ümitsizliğe kapılmayın canım. Gelin yanıma, gelin. Gel. Daha daha kavuşmaz ama insan insana kavuşur derler. Hele bir yarın olsun bakarız çaresine. Efendi! 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 Senin... Ne var? Kız yönetekliyor, çizgülü müydü? Evet. Seninkinin bluzu maviydi, değil mi? Evet. Bluzu ne renkti? Pembe. Etekliği sarı mıydı? Evet. Adı Leyla'ydı, değil mi? Evet. Seninkinin adı neydi? Serpil. Ah, inci tamam. Çıkarın şu baklıyı ağzınızdan, delikanlıları öldüreceksiniz meraktan. Ha? Bulduk onları. Nerede buldunuz? Tiyatronun kapı ilanında resimlerini gördük. Ben size demedim mi daha daha kavuşmaz insan insana kavuşur diye? Bu akşam hepimiz tiyatrodayız. Yaşadık! Yaşadık! Ay, heyecanlar! Düzelteyim şunu, dur ya! Oldu! Siz ne derseniz deyin, bu akşam için tek bilet kaldı. Hepsi satılmış! Hele şükür, aylardan beri ilk defa dolu bir salona oynayacağız! Vallahi bir tek ya! Hala hazır değil misiniz? Supi orkestranın başına geç, perde açılacak! Hadi bakalım, sizler de çabuk olun, hadi çabuk olun diyorum size! Ay Allah! İlk defa sahneye çıkıyormuşum, gibi kalbim çarpıyor. Ay, benim de neredeyse dilim tutulacak! Ay! Serpil! Baba bak, Leyla! Evet, biliyorum, biliyorum! Evet, benim çocuklarım, ben! Bakıyorum, beni epey özlemişsiniz! Leyla! Hoş geldiniz, hoş geldiniz beyefendi! Anlaşılan ortaklarımın hepsini tanıyorsunuz! Ortak mı? Nasıl ortak? Onu sizi çok seven Suzan ablanızla Faik babaya sorun. Evet çocuklar, hepimiz ortağız. Lazım olan sermayeyi heyet adına Kenan Bey bankaya yatırdı. Ne yapalım? Siz hepiniz birleşip bana bir oyun oynadınız, ben de Suzan ablanızın teşvikiyle Faik Bey'le anlaştım. Bu opereti yeniden kurdum. Ama bu işe başlarken sizlerin istikbalinizle beraber bizim genç alimleri de düşündüm. Çünkü anladığıma göre son zamanlarda dans eden kelebeklerden de hoşlanmaya başlamışlar. Affedersin baba. Yalnız birisinden. Bu gece oyun yok mu? Anlamadığım bir şey var. Nasıl oluyor da bütün biletler satılmış olduğu halde salonda seyirci bulunmuyor? Çünkü biletlerin hepsini ben satın aldım. Bu gece yalnız Kenan Kocamaz ailesi için oynayacaksınız. Hadi herkes yerine. Leyla, oyun başlıyor yavrum, hadi sahneye! Hadi herkes yerine geçsin, müzik başlasın! Hadi çabuk olun!